Yeni yasaya göre hız arttıkça ceza da artıyor. Hız ölçen kameralar hem sabit hem de gezici radarlar takipte. Polis ekipleri de denetime çıktı. 12 dakika içinde tam 12 bin lira hız cezası kesti. Cihazımızı ikaz veriyor. 135 kilometre hıza kadar çıktı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürü ekipleri trafikte kural ihlali yapan sürücülerin peşinde. Özellikle de hız konusunda. C maddesinden işlem yapılacaklar. Yani 1002 Türk lirası ceza işlem uygulanacak yeni yasaya göre. EDS kameraları yok diye gaza basanlar bir bir gezici radara yakalandı. Cezalar yağmur gibi yağdı. D20 karayolundayız ve buradaki hız sınırları tabelada görüldüğü gibi normal otomobillerde 90, panelvan ve otobüslerde 70 kilometre. Hem sabit radarlar hem de gezici radarlarla şimdi bu yol üzerinde kural ihlali, hız ihlali yapanlar bir bir tespit edilecek. Bunların hız limiti 70 olduğu için C maddesinden ceza işlem uygulanacak 1002 TL. Bu da %50 sınırını aştı. 1002 lira da bu ceza işlem uygulanacak. Efendim 5 dakikada 10 bin lirayı buldu kestiğimiz ceza. Evet, biraz yeni yasayla birlikte cezalar arttığı için bu aracımız da 138 kilometre hız ihlali yaptı. %50 sınırını aştı. 90 burada hız limiti. Aynı şekilde 51.2C maddesi yeni yasaya göre işlem yapacağız. Her iki araç da C maddesini ihlal etti. 1002'şer lira da bunlara ceza işlem uygulayacağız. Yeni düzenlemede trafik cezalarının kapsamı da miktarı da artırıldı. Hız limitlerini aşanlar artık daha fazla para cezasıyla karşılaşacak. Nedeni de işte tam olarak bu görüntüler. Soldan bir tane daha geliyor. Evet, bu da 143 kilometre. Bu da %50 sınırını aştı. C maddesinden 1002 lira ceza işlem uygulanacak. Biz 7/24 çalışıyoruz. C maddesinden cezalar yazılıyor. Yani en üst dereceden cezalar yazılıyor. Hız ihlali yapan araç buradan geçtiği anda buradan bir düğmeyle o saniyeyi işaretliyor. Bu araç 115 kilometre hızla gidiyor. %50 sınırını aştı. Hız limiti 70 olduğu için 51.2C maddesi yani 1002 lira ceza işlem uygulanacak. Bu aracımızda 122'ye kadar çıktı, şu an daha devam ediyor hızı. Buna 51.2B maddesinden uygulayacağız. 488 TL'dir. Bir sürücüler direksiyon başına geçince gaza basmadan önce kaç kere düşünsünler? Yani birkaç kez düşünmeleri gerekiyor. Polis ekiplerinin gezici radar aracıyla D20 karayolunda yaptıkları radar uygulaması ortalama 12 dakika sürdü. Ve bu 12 dakika içerisinde tam 15 araç radara yakalandı ve 12 dakika içinde kesilen toplam radar cezası 12 bin lira tuttu.